melekler insanlarla irtibata geçer mi? Meleklerin kanatları var mı? Melekler kaç kanatlıdır? Neler boşanma sebebidir? Kadın saçını çeken eşini boşayabilir mi? İnsan bilmeden yediği haram gıdalardan sorumlu mudur? Sahte gıda pazarlayanların ahiretteki durumu nedir? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Cuma günü. Cumanız hayırlı olsun. Rabbim hepinizi her türlü şerden, kötülükten, her türlü musibetten, çaresizlikten Rabbim hepimizi korusun. Ve Rabbim sevdiği kullarla beraber eylesin bizleri inşallah. Dünya hayatını yaşarken ahiretini unutmayanlardan eylesin. Dünya hayatının bir imtihan olduğunu farkında olanlardan eylesin. Rabbinin, yaratıcının farkında olanlardan eylesin. Ve bütün işlerini günün birinde defterin açılıp hesapların net olarak ortaya çıkacağının hesabı içinde olarak yaşayanlardan eylesin. Ve bu şuuru hiç eksiltmeyenlerden eylesin inşallah. Dilerseniz bugün tabii ki çok güzel konularımız var, veterelerimiz var. İzleyeceksiniz inşallah. Ama Cuma günümüze, Cuma gününün şu duasıyla başlamak istiyorum. Allah'ım içinde bulunduğumuz şu günün, yani Cuma gününün evvelini, bu tabii diğer günler için de kullanılabilir tabii ki ama biz bugün Cuma niyetiyle söylüyoruz. Allah'ım içinde bulunduğumuz şu günün evvelini, ortasını ve ahirini, yani sonunu her bakımdan bizim için hayırlı kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Yüce Allah'ı kastediyorsunuz tabii. Sen ki merhametlilerin en merhametlisisin, senden dünyada ve ahirette güzellik diliyorum diye bugünkü duamızı, evet duamızın bir kısmını şu anda sizinle paylaşıyoruz. Allah'ım içinde bulunduğumuz şu günün evvelini, yani Cuma'nın evveli ki şu andır evveli yani, ortası Cuma namazı vaktidir tabii. Sonunu akşam namazı vakti. Her bakımdan hayırlı kıl bizlere. Evet, devam edelim duamıza. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Hani insanlar da merhametli olabilir. Baba merhametlidir evladına, anne merhametlidir evladına, komşu merhametlidir komşusuna. Ama bütün insanlığın merhametini toplayınız. Allah'ın merhametinin milyarda biri dahi olamaz. Allah o merhametin yansıması olarak kainatı yarattı. Ha, bazı olumsuzluklara Allah sabrediyor. Bazı kötülere sabrediyor. Bazı bizim hiçbirimizin içinin el vermediği hadiselere, olaylara Rabbimiz hakim sıfatıyla, hikmetiyle sabrediyor. Çünkü Allah acul değildir, aceleci değildir. Allah mühlet verir ama hiç ihmal etmez. İmhal eder, meşhur sallaftır o, imhal eder fakat ihmal etmez. Süre verir, zaman verir ama hiç unutmaz Cenab-ı Allah. Mutlaka zamanı gelince onun hesabını sorar. Yüce Allah hesabını doğru verenlerden eylesin bizi. Efendim tabii sorularınız da var sizin çok. Ama önce bir normal telefonunuzu alalım. Sonra da şu kırklı günler var. Ölünün arkasından 40 gün, hafta, 52. gün yapılabilir mi, yapılması gerekiyor mu diye sorularınız var. Onları konuşacağız ama önce bir telefonu alalım bakalım. Alo. Alo. Hanımefendi hemen buyurunuz. Dinliyorum sizi. Hayırlı cumalar hocam. İyi cumalar dilerim efendim. Sağ olun. Hocam sana bir sorum vardır. Eşim sinirlendiği zaman bana namaz kıldığım zaman bana diyor ki sen namazı yalandan kılırsın. Ne diyor namazı? Eşim, namazı? Yalandan kılırsın. Niye? O mu kararını veriyormuş yalan mı doğru olduğunu? Bilmiyorum. Sinirlendiği zaman bana sinirlendiği zaman o kelimeyi bana kullanır kıldığım zaman. Evet. Bir de eşimden para istediğim zaman eşim bana çok ters davranır. Eşimden habersiz parayı alırım. O çocuklarıma harcırım. İyi bunun diyorsun. Günahı ne kadar? Günahı yok onun. Niye günahı olacak? Eşiniz size ve çocuklarınıza bakmak zorunda. Eğer eşiniz... Yok bakır. He? Bakır yani bakmak değil. İyi. Ama bana sıra gelince para istediğim zaman, çocuklarıma harcadığım zaman eşim bana çok ters davranır. Tamam sen niçin para istiyorsun peki ondan? Çocuklarım için, ev için başka bir amacım yok. E tamam ihtiyacını karşılamak için değil mi? Evet. Çocuk oğlum cezaevindedir. Hı. Oğluma yardımcı olmuyor.
Tamam. Oğlum cezaevinde olduğu için oğlumu harcamak için yapıyorum. E tamam, yani ihtiyacınız var yani o paraya. Evet. Keyfi, evet. Keyfi değil. Yok, keyfi değil hocam. Tamam. Keyfi değil. Keyfi... Yani beraber aynı işi de beraber yapıyoruz. Tamam. Yani şey değil. Keyfi değilse, ihtiyacınız varsa ve ihtiyacınız olmasına rağmen onu karşılamıyorsa, onun ihtiyacınızı karşılayacak kadar olan parayı sizin eşinizden istemenize rağmen vermemeye devam ediyorsa, sizin onu almanız hakkı vardır. Çünkü eşiniz o ihtiyacınızı karşılamak zorunda. Büyük olan çocuklar için mecbur değil. Bakın, çocuk büyüdükten sonra, ergenlik çağına geldikten sonra mecbur değildir. Ama çocuğunuz cezaevinde, geliri yok herhalde. Muhtemel tabii ki. Yok hocam, elime bakıyor. He, tamam. O zaman o babanın ona bakması lazım. Ama normal şartlarda ergenlik çağına gelen çocuğuna baba bakmak zorunda değildir. Çocuk kendini, hayatını kazanacak artık netice itibariyle, ama imkanı varsa ve çocuğun da ihtiyacı varsa onu karşılamak zorunda. Namaza gelince, namaz kıldığınız zaman size yalandan kılıyorsun diyorsa, bu tehlikeli bir cümle. Eşin namaz kılıyor mu? Kılmıyor hocam. Kılmıyor. O bari o doğru kılsın. Madem senin namazını beğenmiyor, senin namazını eksik görüyorsa, kendini demek çok iyi görüyor, çok iyi bir Müslüman görüyor demek ki. O kılsın bari, dürüst kılsın, iyi kılsın, hoş kılsın, sana da örnek olsun. Sen ona de ki, bey önüme geç, sen bana bir namaz kıldır. Namazın nasıl kılınacağını bana öğret. Samimi namazı sen bana öğret, anlat, doğrucu namazı. Ben de kılayım de. Konuşmak kolay tabii ki. İşi ciddiye almayın, namazınızı kılmaya devam ediniz. Ama eşiniz bu cümleyi sık sık kullanmasın. Kendisinin için ileride sıkıntı oluşturabilir. Sıkıntı oluşturur da. Allah'la kul arasına kimse girmemelidir. Kul doğru mu yapıyor, yalan mı yapıyor? Gösteriş için mi, Allah için mi yapıyor? Bunun kararını biz veremeyiz. Bunun kararını ancak Allah verir. Tamam? Sorun daha olacaktı. Hocam, namaza durduğum zaman namaz rekatlarını unutuyorum. Evet. Kendim rahatsız olduğum için namaz rekatlarını unutuyorum. Eksik. Tekrar baştan yapıyorum. Baştan başlama. En az olanını kabul et. 5 mi şey, 2 mi kıldım, 3 mü kıldım diye hesap ettiğinde 2'yi hesap et. Fazladan kıl gerekirse, sonra sehvi secdesiyle onu tamamlarsın. Peki, teşekkür ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bir telefon daha var. Alo. Efendim, duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum ablacığım. Biz de sizi duyuyoruz. Buyurun. Evet, duyuyorum abla. Ben hoca, hocayla konuşuyorum. Nihat Hoca ben. Evet. Buyurun. Hayırlı cumalar olsun hocam. İyi cumalar olsun. Buyurun, buyurunuz. Ben Ankara Sincan'dan arıyorum. Tamam. Ama telefonun sesini, televizyon sesini kıs da beni telefondan dinlemeye çalış. Buyurun, buyurun. Bacı, televizyonun sesini kıs. Alo. Güzel kardeşim. Telefonun sesini, şeyin, televizyonun sesini kısın, beni telefondan dinleyin. Arkadaşlar. Tamam. Evet, dinliyorum. Alo. Efendim, dinliyorum, buyurun. Hocam, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Size iyi cumalar. Benim annem babam öldü, kardeşler benim haklarımı yiyor. Benim haklarımı vermiyorlar. Kimler senin hakkını yiyor? Kardeşleriniz mi? Evet, ablam, erkek kardeşlerim benim haklarımı yiyor. Yemesinler, yemesinler. Benim haklarımı vermiyorlar. Versinler. Sen hakkını yiyorlarsa sana zulmediyorlar. Sen hakkını vermeleri gerekir. Yapmazlarsa Allah katında sorumlu olurlar. Evet. Yani başka ne diyebiliriz ki? Yani haram yemesinler. Helal yesinler. Senin hakkını versinler. Kendi haklarını alsınlar. Benim işlemi ablam aldı. 178 şey, babam yayla ev yaptırdıydı. Benim işlemi aldı. Ablamın üstüne benim hissem, vermiyor bana hissemi. Evet, Allah ablanı ıslah eylesin. Ne diyebiliriz ki biz? Yani haram işlemiş olur. Senin hakkını evet. Alırsa, hakkını el koyarsa. Dükkanların kiralarını da yiyorlar. 5 tane dükkanımız var. Onlar da yiyorlar, bana vermiyorlar. Yani da kiralar da yiyorlar, peki, bana arkadaşlar, vermiyorlar. Arkadaşlar tamam, meseleyi anladık, cevabını da verdim. Hakkını, telefon kesi geliyor çünkü. Hakkını yiyorlarsa Allah'ın katında hesabını sorarlar. Sen de mahkemeye git, avukat tut, dava aç, problemi konuş. Avukatlar senin hakkını savunurlar.
Sen hakkını gasp eden kim varsa o hakkının karşılığını elbette ki ondan isterler. Şimdi ölünün arkasından kırk yapılabilir mi diye bir soru var. Ölünün arkasından kırkı diye bir şey yok arkadaşlar. 52. günü diye bir şey yok. 63. günü diye bir şey yok. Ölünün 7. günü diye bir şey yok. Yani böyle bir ibadet, böyle bir gelenek İslami kaynakların hiçbirinde yok. Ancak olmamakla beraber bir insan hayır hasenata bulmak istiyorsa, ölüsünün arkasından iyi şeylerle anılmasını istiyorsa, ölüme dua gelsin, ben insanları yedireyim, içireyim, ölüme de dua gelsin diye istiyorsa, ölüsü için dua isterse, 40. gününde, 10. gününde, 20. gününde, 50. gününde, istediği günde bir mevlit düzenleyebilir. Yani mevlit düzenleyebilir, yemek düzenleyebilir, dua düzenleyebilir, Yasin günü düzenleyebilir. Ama şu çok önemli, gösteriş olmamalı. Yani insanlar diyor diye yapmamalı. İki, lüks ve şatafata girmemeli. Üç, mütevazi olmalı. Dördüncüsü ise yani mütevazının dışında o yemeğe garibanlar çağrılmalı. Sadece zenginlerin birbirini ağırladığı durumu, zenginlik düşmanı değiliz, yanlış anlaşılmasın. Ama zenginin ihtiyacı yok. Kimin ihtiyacı var? Fakirin ihtiyacı var. Yani iyi durumu olanların birbirini ağırlayacağı bir misafir ortamı olmaktan çok, herkesin kendine bir yer bulabildiği bir ortam olsa çok daha hayırlı olacaktır. Buna efendim dikkat etmeyi elimizden geldiği kadarınca gayret ederim. Şimdi batıdaki değişik resimlerde, değişik heykellerde meleklerin cinsiyeti belirtiliyor. Yani kadın melekler daha çok batıda kadın olarak resmediliyor. Efendim bazı resimlerde İslam dönemine ait olan bazı kitaplarda, bazı tefsirlerde, yani pek bizim tefsirlerde yoktur tabii de, farklı tefsirlerde, bazı kitaplarda, bazı çizimlerde, efendim dekorlarda melek resmedilirken bizde yüz gösterilmez. Yani meleğiyle resmetmek zorunda değiliz. Ama biz olanı söylüyoruz. Yüz gösterilmez. Yani erkeklik veya dişilik nitelendirilmez. Bu biraz daha sağlam en azından. Ötekilerinde ise erkek olarak nitelendiriliyor melekler. Şimdi şöyle, meleklerin yeryüzüne inerken şekil değiştirdiği vakidir. Hazreti Meryem'e Cebrail aleyhisselam bir erkek olarak göründü. Hazreti Lut peygamberin kavminin günahlarından dolayı kavmini helak etmeye gelen melekler genç birer delikanlı olarak göründüler. O gençler Hazreti İbrahim aleyhisselama da gittiler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bunun delili var. Melekler yeryüzüne inebiliyorlar. Şaharut ile Marut olayında da olduğu gibi yeryüzüne iniyorlar ve görevlerini yerine getiriyorlar. İnerken görevlerine bağlı olarak cinsiyet değiştirebilirler. Ama bizatihi melekler için bir cinsiyet efendim söz konusu değildir. Meleklerin kanatları var mı diye bir soru var. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime ikişer, üçer, dörder kanatlı melekler vardır. Tabii burada illaki 2, 3, 4 veya onun kat sayısı kadarınca melek var demek doğru değil. Meleklerin sayısını zu eciniha, yani kanatlı, çok kanatlı. Ayet-i Kerime'de Fatır Suresi, hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. Demek meleklerin kanatları vardır, mesafeyi böyle alıyorlar. Ama onların kanatlarındaki hareketlilik kabiliyeti bir kuşun kabiliyeti gibi değildir. Belki bir ışık hızından daha hızlı bir şekilde melekler mekan aşabiliyorlar. Melekler için efendim meleklerin şefaatçi olabileceği de ifade ediliyor. Yine bazı ayet-i kerimelerde melekler şefaatçi olacaklardır. Tabii melekler için şöyle özelliklerini bir sayalım meleklerin. Çok soruyorsunuz çünkü. Bazı kitaplar yazıyor çünkü melekler her an yanımızda mı? Arkadaşlar yanınızda. Melekler sizin yanınızda. Size mukayyet olan, kayıtlı olan melekler vardır.
Nasıl size kayıtlı bir şeytan vardır. Şeytan kötülüğü ilham eder. Melek iyiliği ilham eder. Şeytan kötü duygular atar. Melek onun karşısında iyi duyguları size atar. Bu bir imtihan dünyası. Sizin aklınızı ve nefsinizi birleştirip, nefsinizi terbiye ederek aklınızın, kamil aklınızın buyurutusuyla vahyin gereğini yerine getirmeniz gerekir. Vahyin gereği nedir? Allah'ın emirleri. Allah'ın emirleri nasıl geldi? Peygamber. Peygamber'e kim bildirdi? Melek bildirdi. Meleğin görevi nedir? Aracıdır. Aracıya ihtiyaç var mıdır? Yok elbette ki. Allah evet der, olur. Ama Allah niçin meleği kullanıyor? Dünya hayatında biz de bu işleri bir şekilde yapalım diye. Birbirimizle irtibatımız düzgün olsun diye Allah onları yaratıyor. Şimdi melekler nurdan yaratılmıştır. Sahih Müslim'deki bir rivayette meleklerin nurdan yaratıldığı ifade ediliyor. Melekler erkek veya dişi değillerdir. Yemeleri ve içmeleri yoktur. Yemezler, içmezler. Çünkü yemek ve içmek insana ait bir özellik, üreyen bir üreme için gerekiyor. Halbuki melekler için Allah ol der ve melekler yaratılır. Böyle bir çoğalma tarzı Allah'ın emirleriyle olur. Şeytanlarda çoğalma evlenmek yoluyla olur. Cinlerde çoğalmak evlenmek yoluyla olur. İnsanlarda çoğalmak evlenme yoluyla olur. Hayvanlarda çoğalmak çiftleşme yoluyla olur. Allah yaratılış modellerini sergiletiyor. Mesela meleğin yaratılışı nurdan. İnsanın ham maddesi toprak. Ki vücudumuzda da zaten toprağın ham maddeleri mevcuttur. Efendim, melekler nur, şeytan ateşin türevlerinden. Çünkü şeytanın çeşitleri vardır, cinlerin çeşitleri vardır. Ateşin değişik türevlerinden cin var mı? Kardeşim, cin suresi var Kur'an'da yani. Cin yok mu diyeceğiz yani? Cin suresi var. Okuyunuz ilk 18 ayeti. Surenin cinlerin hallerinden, peygamberinden, Kur'an'ı işitmelerinden, Kur'an'ı işittikten sonra neler konuştuklarından bahsediyor. Evet, melekler yemezler, içmezler. Şeytan meleklerle musallat olamaz. Yani çünkü melekler imtihan dünyasında değillerdir. Şeytan imtihan dünyasına tabi olanlara musallat olur. Onun için hayvanlara da musallat olmaz. İnsana ancak musallat olabilir. O da her bana şeytan geldi, şeytan girdi, yok cin girdi. Bu tür şeylere lütfen itibar etmeyiniz. Ve bunun için de muskacılara, şunlara, bunlara gitmeyiniz. Allah'a sığının, kendinizi güçlü hissedin. Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Tedavi olun, problemi aşarsınız. Onlara ne emredilirse yef'alûne mâ yu'merûn. Melekler Allah'ın kendilerine emrettiğini yapmakla mükelleftirler. Yaratılış gayeleri ibadet eden kullara yardımcı olmak ve Allah'ı tesbih etmek. Allah'ı anmak. Onun için Allah'ın bizim namazımıza, orucumuza, zekatımıza ihtiyacı yok. Biz bu ibadetleri Allah rızası için yapıyoruz ama kendimiz için yapıyoruz. Yoksa yani istersen namaz kılma. Her bir karış yerde Allah'ı tesbih eden ve anan milyarlarca melek vardır. Kainatın varlığın yaratıldığı günden bu yana, oluşun oluştuğu günden bu yana, evrenin yaratıldığı günden bu yana kıyamda duran melekler var. Hiç oynamazlar. Böyle dururlar. Secdede duran melekler var. Rükuda duran melekler var. Hazreti Peygamber Miraç'a çıkarken onları gördüm. Nefisleri ve şehvet gibi duygular yoktur. Yani Allah bir meleği imtihan için alır da ona bir duygu verir, o hariç. Ama meleklerin bu tür yemezler, içmezler, nefisleri ve şehvet duyguları yoktur. Ancak ibadete programlanmışlardır. Kutsiyete programlanmışlardır. Müminlere yardım etmeye programlanmışlardır. Yaratışları budur. Uymazlar. Evlenip çoğalmazlar. Çoğalmaları Allah'ın emriyle olur. Onlar için erkeklik veya dişilik söz konusu yoktur melekleri için. Evet. Gökte, yerde, hemen her yerde Allah'ın emrettiği, müsaade ettiği her yerde melekler mevcuttular. Şekil değiştirebilirler. Her şekle girebilirler. Efendim nurdan yaratılmışlardır. Yine Müslim'deki bir rivayeti ben esas alarak söylüyorum. Meleklerin özellikleri bunlardır. Peki büyük melekler var mıdır? Büyük melekler vardır. Görevleri nelerdir onu da söyleyeceğiz. Efendim büyük melekler içerisinde meşhur olan melekler. Efendim Azrail aleyhisselam canları almakla mükellef melektir. Cebrail aleyhisselam meleklerin lideridir, vahiy meleğidir. Azrail mi, Cebrail mi daha büyüktür? Konuşulmuş bu. Alimler konuşmuşlardır. Bizim öyle bir derdimiz yok.
biz meleklerin varlığına inanırız. Azrail kelimesi Kur'an'da geçmiyor. Melekül Mevut geçiyor Kur'an-ı Kerim. Ölüm meleği hadis kitaplarında Azrail olarak geçiyor. Mikail, İsrafil melekleri vardır. Cebrail'in görevi insanlar arasında hidayete sevk eden, dünya ve ahirete saadete kavuşturan ilahi vahiyleri Allah'tan alıp peygamberlere iletir. Bütün peygamberlerini, karakterleri hepsini iyi bilir Cebrail aleyhisselam. Cebrail'in bir görevi de Kadir gecesinde tenezzelül melâiketü var ruh. Ruh dediği Cebrail burada tefsircilerin çoğuna göre. Meleğin bir görevi de mahşer gününde Leyle-i Kadir'de yani mübarek zamanlarda meleklerin lideri olarak yeryüzüne inmektir. Cebrail böyle. Efendim, Cebrail vahyi saklar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Akıl tutulması bu ya. Cebrail vahyi birine getirecekken diğerine götürür mü? Bunu iddia etmek akılsızlıktır. Cebrail Allah'ın kontrolünde olan bir melek yani. Cebrail hata edebilir mi? Allah hata etmesine müsaade edebilir mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Evet, Azrail aleyhisselam insanların, cinlerin ve hayvanların ruhlarını alan Azrail aleyhisselamdır. Onun görevi kabz etmek, ruhu vücuttan çıkarmak. Ruh ölmüyor, ruh ölmüyor, ölen bedendir, ruh dirilmeye, yaşamaya devam ediyor. Melekül Mevt, ölüm meleği adı da veriliyor Azrail aleyhisselama diye söylemiştik. Efendim, İsrafil aleyhisselam var, sura üfren melek. Efendim, peki şöyle bir soru geliyor, melekler mi üstün, insan mı üstün? Sıradan bir insandan melekler daha üstündür. Fakat peygamberler bütün meleklerden üstündür. Meleklerin büyükleri peygamberlerden üstün müdür diye de konuşulmuş. Yani Azrail, Mikail, İsrafil mi, Cebrail mi büyük, peygamberler mi büyük konuşulmuş. Fakat genel görüş peygamberlerin nefis taşımalarına rağmen Allah'a kulluklarından ötürü meleklerden de üstün olduğu şeklindedir. Sur ve adı verilen bir boru var onun. Aklınıza böyle bir boru gelmesin yani. Nasıl olduğunu onu Allah bilir, bilemeyiz. Bunu boruyu üflediğinde, kıyamet kopacak. İki üç boru var üflecek. Birincisi kıyametin koptuğuna işaret, ikincisi kıyametin koptuğu. Sonra bir nefha, bir boru da üflecek. Bu sefer kıyama kalkacağız mezarlardan. Yani bulunduğumuz yerlerden kalkacağız kıyama. Toprak nasıl bölünecek, nasıl olacak onu ancak Allah bilir. Yani o günün dehşetini, o günü biz resmedemeyiz ki. Bugün ne kadar anlatsak anlatalım o günün dehşeti, o günün haliyle, bugünkü sözler birbiriyle yani örtüşmez. Ancak biz Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili peygamberimizin sayı hadislerinin bize verdiği bilgiyi veririz. Ama oluş anı, bazen filmler yayınlanıyor işte kıyametin koptuğunu gösteriyor falan. Onlar tamam görsel manzaralar onlar. Kıyametin dehşeti bunların tümünden milyarlarca kez daha feci bir görüntüyle gelecektir tabii ki. Allah hepimizi korusun. Sonra yeniden insanlar dirilecek. İsrafil'in görevi bu. Mikail aleyhisselamın görevi tabiat olaylarını düzenlemek. Allah ona o görevi vermiştir. Senin görevin rızıkları sahiplerine iade etmek. Yağmur, rüzgar gibi tabiat olaylarını Allah'ın iradesine göre kontrol etmek. Ama hocam işte rüzgar şöyle esiyor. İşte yağmur şöyle tabiat, arkadaşlar tabiat olaylarını inkar eden yok ki. O işin zahiri görüntüsü, Allah her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Yani yağmur yağar, yağması için bulutlar gelecek, elektriklenme olacak, şu olacak, bu olacak. Bu zahiri Allah'ın sünnetullahıdır. Tabiat kurallarını yaratan Allah'tır. Bizim dediğimiz manevi sebepler vardır, manevi görüntüsü vardır işin. Meleklerin görevi de o manevi görüntüyü idare sevk etmektir. Yoksa Allah her şeyi bir sebebe, bir kanuna, bir nizama, bir intizama bağlamıştır. Zaten bilimin gayesi de kainattaki mevcut olan var olanı bize anlatmak, tespit etmek, genel kurallar çıkarmak ve bunları bize anlatmaktır. Bunları birbirine zıt veya aykırık olarak görmeyin. İşin bir boyutu, öteki işin öteki boyutu. Tıpkı tedbir alırsınız, duanızı da yaparsınız. Tedavi olursunuz, dua da istersiniz. Dua tedaviye, tedavi duaya alternatif değildir. Her biri bir boşluğu dolduran şeylerdir diyoruz. Ve meleklerin ve ilgili melekleri konuşacağım daha da ama bir size melekleri sorduk. Bakalım siz melekleri nasıl tanımlıyorsunuz? Siz dinleyelim sonra dönelim.
Erkekler nasıllar? Böyle beyaz, üstlerinde beyaz elbise olan bir şeyler galiba. Uzun boylar biraz. Ben annemin melek olduğunu inanıyorum şu anda. Annemi melek hatırlayınca annemi hatırlıyorum. Melek dediği zaman annem aklıma geliyor. Melekler nasıl olduğunu görmedim, bir şey demedim. Ben şimdi ne diyebilirim ki? Böyle beyaz, uzun böyle, dört tane kanadı var. Adamı böyle yerden alıyor sonra, böyle avalanıyor. Nasıl görünüyorlar? Dış görünüşü melek gibi ya. Yani melek gibi diye bir sıfat tamlaması var, siz de bilirsiniz. Melek gibiler yani, anlatabiliyor muyum? Tarif etmene imkanı yok çünkü görünmeyen bir şeyi tarif edemezsin ki. Peki sence meleklerin kanadı var mı? Bence öyle bir şey yoktur. Kanatları olan insana benziyor yani ama göremediğimiz. Kaç tane kanatları var? Dört tane. Nereden biliyoruz? Gördüm çünkü televizyonda. Bence yoktur. Kanatları. Bence yok. Yani uçmuyorlar. Ya uçuyorlar da onlar o kadar üstün bir varlık ki kanatları olmadan uçabiliyorlar. Zannetmiyorum. Vallahi gören olmamış şimdiye kadar herhalde. O yoktur herhalde. Onu hesaplayamazsın. Onu yapacak bir insan yok ya. Onu kimse göremez. Kanatları vardır. Yoktur onu da bilmiyorum. Mesela meleklerden hiç yardım istediğin oluyor mu? Dua ettiğin oluyor mu? Dün mesela köpek koşturdu beni. Arabanın üstüne çıktı. Allah'ım koruyun beni, koruyun beni dedim. Yalvardım yani. Şimdi çok. Meleklerden değil de Yaradan'dan, Allah-u Teala çok yardım istedik. O da melekleri aracılığıyla. O da melekleri aracılığıyla bize yardım ediyor. Aynen doğru. Yine meleklerden yardım istemiş oluyoruz dolaylı olarak. Yani dua ediyoruz ama tabii ki Allah'tan şey yapıyoruz. Allah'ın şeyi olduğu için tabii ki o da aracı oluyor melekler. Ben her şey önce Rabbimden, Allah'tan isterim. Melekten yardım isteyemezsin. Melekle Allah'a yalvarırsın. Allah'tan yalvarıyorsun. Cenab-ı Allah yardım eder. Başka bir şey yok. Çok nadir oluyor yani. Çok nadir ama arada sırada. Çok lazım olmadığı sürece olmuyor. Evet, melekler güzelliğin sembolüdür tabii ki. Melekler onun için görüntüleri, resimleri bizim için çok önemli değildir. Biz Allah nasıl yaratmış öyle kabul ederiz. Meleklerin ama başka şekillere girme yetki, kabiliyetleri vardır Allah'ın yönettiği. Bu kardeşimizin benim melek denince anne aklıma gelir sözü. Çok güzel bir söz. Anneler gerçekten saf ve temizdiler, güzeldiler, hoşturlar anneler. Anne annedir. Başka tarifi var mı yani anne? Herkes annesi şu an bir aklına annenizi getirin şöyle. Annenizin yüzünü aklınıza getirin. En daraldığınız hasta nasıl dua ettiğini, nasıl gözyaşı döktüğünü düşünün annenizin. Melek işte melek. Melek budur yani. Meleğe benziyor. Dünyadaki melekler anne ile temsil edilebilir. Doğru bir söz. Meleklerin kanatları var. Fatır suresinde bir okudum. Meleklerin kanatları vardır. Melekler hızlı hareket ederler. Değişik şekillere bürünebilirler. Yani gerekirse kadın şeklinde de bürünebilir, erkek şeklinde de bürünebilir. Bunun işte bazı örneklerini demin söylemiştim. Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan. Efendim meleklerden yardım edene istenebilir mi? Şöyle istenebilir. Ya Rabbi meleklerin yoluyla bana yardım et. Yoksa ey melek beni kurtar kelimesi hoş bir kelime değildir. Hazreti Peygamber melekler yoluyla yardım istenmesine müsaade etmiş midir? Kendisi yapmıştır. Nedir o? Hazreti Ali Hendek Muharebesi'nde Amr bin Abdülvud denilen yarı canavar gibi bir herifle savaş. Hazreti Ali çok uzun boylu değilmiş yani. Orta boylu Hazreti Ali. Ortadan bir, belki biraz kısa ama çok iyi bir cihangir, çok iyi bir kahraman, çok iyi bir alim Hazreti Ali. Çok da cesur bir insanmış. Amr bin Abdülvud ile savaşmak, birebir vuruşmak için sahaya indiğinde Hazreti Peygamber kendi zırhını çıkardı, İmam Ali'ye giydirdi. Ve sonra onun iki omuzu arasına elini koydu ve şunu dedi. Allahümme eyyidhu bi ruhil kudus. Allah'ım ruhul kudusla yani Cebrail'le Ali'ye yardım et diye Hazreti Peygamber dua etti demek ki. Yani Allah'ım Cebrail'le bize yardım et. Allah'ım görünmez meleklerinle bizi güçlendir diye bir dua etmenizde dini açıdan hiçbir sakınca yoktur. Katip melekler vardır, yazıcı melekler var sağda solda. Her insanın yanında vardır. Bir de onların sorumlu olduğu büyük melek vardı tabii ki. Bunlar saygın katip meleklerdir. Bunlar yazarlar. İyi ve kötüyü insanlara yazarlar. İnsanlarla ilgili amel defterimizi doldururlar ve gönderirler. Münker ve nekir melekleri vardır. Bu da mezara girdiğimizde bize hesap soran meleklerdir. Onları da unutmayalım. Hamele-i arş, arşı taşıyan, arşı manevi kontrolünü yapan melekler vardır. Onu yani böyle tutmuş eliyle öyle düşünmeyin yani. Onu artık onu biz bilemeyiz. Sadece bir hameletül arş melekleri vardır. Yine söylemiş olalım. Herhalde meleklerle ilgili bu kadarcık bilgi, çok daha uzun bilgi verebiliriz ama bu kadar netice itibariyle bizim derdimiz konular az çok anlaşılsın. Yabancı olmayalım bu konular bizlere.
geldiğinde. Efendim son olarak bir de müdebbirat-ı emren, emirleri tedbir, yani işleri düzenleyen melekler vardır. Müdebbirat melekleri diyoruz. Bir de illiyun, mukarrabun melekleri vardır. Allah'ın en üst makamlarda olan, yani göğün, kainatın varlığını Allah'ın emriyle kontrol eden en üst mekanizmadaki illiyun makamındaki melekler vardır. En yüce makamdaki olan melekler vardır. Mukarrab melekler bunlar. Allah'a yakın olan meleklerdir. Demek ki melekler vardır. Meleklerin varlığı bir Kur'an'ı hakikattır. Sevgili Peygamberimiz de bu konuda beyanları vardır. Bunları böyle kabul edeceğiz inşallah. Peki bir telefon var, hemen alalım. Bir iki veterinerimiz daha var bugün. Onları da vereceğiz, paylaşacağız. Alo. Alo, iyi günler hocam. Hanımefendi, iyi sabahlar, iyi cumalar, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz, buyurunuz. Hayırlı cumalar. Allah sen razı olsun hocam. Çok şükür ulaşabildim. Benim sorum hocam, teyzem vardı, 20 yıllık evli. Kocası din nikahla birisiyle evlendi. Teyzeme resmi nikahı var. Şimdi teyzem ne yapması gerekiyor? Teyzeniz mi yani? Teyzemin eşi başka biriyle din nikah kıydı. Resmi nikahları devam ediyor. Teyzem ne yapmalı? Teyzem bir şey yapmayacak. Teyzem nikahına devam edecek. Evliliğine devam edecek. Böyle bir olaydan dolayı kendisini sıkıntıya sokacak olan bir girişimin içinde olmasın. Yani illa... Ama hocam şimdi şöyle bir şey de var. Eşiyle ayrıldı, yani ayrı evdelerken teyzem babasının evinde. Kocası şimdi bir nikahla yaşadığı kadınla birlikte. Teyzem şimdi boşanması gerekmiyor mu hanım? Boşanmak zorunda değil. İsterse boşanabilir. Yani ben bunu kabul etmiyorum deme hakkı var. Hiçbir kadının ikinci eşi kabul etme zorunluluğu yok. Tamam mı? Onun için ben boşanmak istiyorum, mahkemeye gideceğim, boşanacağım, beni boşa deme hakkına sahiptir. Ama dilerse ben mücadelemi yapacağım, bana eşim yine dönecek, ben de boşanmayacağım deme hakkına sahiptir. Tamam, bu konudaki yetki kadının kendi vereceği karardır yani. Ailesiyle oturur, babasıyla, annesiyle konuşur. Ama dinen ayrılmak zorunda değil. Bizim vurguladığımız o. Fakat ayrılmak isterse de kimse ona niçin ayrıldın, niçin böyle bir şey yaptın deme hakkına da sahip değildir. Anladım hocam. Var mı başka sorunuz bu konuyla ilgili? Evet hocam. Ben sizinle çok özel konuşmak istiyorum. İntiharın eşinde olan birisi var. Lütfen Allah... Arkadaşlar almayın. İntiharla ilgili bir şey konuşuyor. Tekrar söyleyin. Ne diyorsunuz? Eşinde şu an birisi var. Sizinle özel konuşmak istiyoruz. Lütfen sizinle konuşabilir miyiz özel? Tamam, yani o intihar eşinde olan biri var diyorsunuz. Onun iş, onun problemini halletmek için görüşürüm. Tamam arkadaşlar, telefonunuzu alın. Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Tamam. Arkadaşlar telefonu alın, hanımefendiyi işaret edecek kişiyle görüşelim. En azından yardımımız olursa yardımcı olmaya gayret edelim inşallah diyorum ve devam edelim. Şimdi boşalmadan bahsettik. Bir karar var, bu mahkemenin verdiği bir karar var. Bu karar Bursa'da bir hadise olmuş. Olayın iki yönü var. Kadınla ilgili problem var, erkekle ilgili problem var. Kadınla ilgili problem dediğim şu. Kadında, hanımefendide sigara ve alkol gibi alışkanlıklar var. Adam diyor ki bırak bunu. Alkol hele özellikle bir bela yani. Sigara da öyle aslında. Bırak diyor. Koca boşanma davası açıyor. Kadın da boşanma davası açıyor. O da diyor ki benim kocam benim saçımı çekti. Elinde de bir kusur, bir öbek saç kaldı diyor. Yumak saç kalmış yani, çekmiş, şiddet uygulamış. Şimdi erkeğin bunu yapmaması lazım. Kadının da tabii ki, erkeğin de ikisinin de sigaradan ve alkolden uzak durmaları gerekir. Neticede birbirinin aleyhinde dava açmışlar. Davanın sonucu neymiş? Boşanma ile gerçekleşmiş zannediyorum. Mahkeme, Yargıtay devreye girmiş işte. İşin detayına girmeyelim. Erkeğin eşine şiddet uygulayıp saçını çektiği tanık ifadesine göre de erkeğin elinde bir yumak, bir avuç dolusu saç kalıyor. Yani şiddet uyguluyor. Bu doğru değil. Bunu yapmaması lazım erkeğin. Yani tamam, senin alkollü halinle ben seninle yaşamam dersin. Sigara içiyorsun, seninle yaşamam diyebilirsiniz. Erkek kadına, kadın erkeğe diyebilir.
Kimse kimsenin sigarasına, alkolüne efendim katlanmak zorunda değildir. Kaldı ki alkol dinen de haramdır. Sigara da en azından şiddetli manada mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Taharimi mekruhtur yani sigara benim kanatıma göre de. Haram kelimesi ağır bir kelime. Çok rahat kullanamıyorum doğrusu. Şimdi burada saç çekmek boşanma sebebi, işin bu boyutu önemli. Tabii yani netice itibariyle şiddet boşanma sebebi olabilir. Ama biz bu konuda görüşünüze sorduk, size sorduk. En kamunun vicdanı, kamunun kanaati, halk bir konuda bir şey söylüyorsa orada duracaksınız. Halk boşu boşuna konuşmaz. Bazen insanlarımız çok samimi oldukları için insanımız saf ve temiz. Her söze bazen inanabiliyor ama halk düşünüp karar verdiğinde de doğru karar veriyor. Bakalım bu saç çekme konusunda, boşanma konusunda siz ne diyorsunuz? Saç çekme boşanma sebebi olabilir mi? Yok. Yani artık kadının bakış açısı zaten boşanmaya niyetli. Mesele o değil. Mesele insanların bakış açısı. Bu saç çekme de olur, parmağından dürtme de olur. Boşanma safhasına gelmişler onlar zaten. Bence saç bahane. Ne için çektiğine bağlı. Boşanma sebebi de olabilir. Olur mu öyle ya? Neden olacak? Açamaz. Neden? Çünkü ömür boyu beraberliğine bana garanti etmiş. Bana söz vermiş, Allah'a söz vermiş. Daha bundan daha garanti olabilir. Sesim alıyorsun orada. Eskiler biraz idare ediyordu ama şimdikiler etmez. Saçını çektiği an gider mahkemeye boşanma verir. Yok. Niye boşansın? Eşim değil mi, benim saçını da çekerim. Ne varmış onda ki? O da benim saçımı çeker. O kadar. O da benim saçımı çeksin. Peki siz hanımefendinin hiç saçını çektiniz mi? Hayır. Hayır. Çekmedim. Yok. Ben 37 senelik evliyim. Affedersiniz, ayağının suyunu iç. Tokat bile vurdum. Öf bile demedi bana. Tepkisi ne oldu size? Tepkisi iki gün küs durdu bana. Üçüncü günü yine barıştık. Siz hiç saçını çektiniz mi yenge? Ya niye ki? Çektiği zaman bu boşanma sebebi olmalı mı? Olmalı. Biz o safhada değiliz çok şükür. Boşanma davası açmaz diyor. Açmaz diye düşünüyorum, evet. Yani saçını çekmek de güzel değil. Bırakıp gitmek de güzel değil. Ortasını bulacaksın. Geçim yapmak istiyorsan. Kadınlar daha değerlidir. Ne olursa olsun konuşarak çözün derim. Şimdi oradaki beyefendi dedi ki ben niye saçını çekeyim? Eşimin ayağının suyunu içerim dedi. Bu aslında... Bu güzel bir şey, aferin yani. Bu tabii kimsenin ayak suyunu içmez de bu bir şey, bu bir yani bir ifade. Eşine olan sevgisini, vefasını gösteren bir ifade. Bence alkışlanacak bir cümle. Bunu söyleyen beyefendi de, beyefendi için söylüyorum. Hacı abi, ben eşimin saçını çekerim çünkü bana Allah katında söz verdi benimle dedi ama bu hacı abimiz... Eşiniz size saçını çek diye söz vermedi yani, öyle bir yetki vermedi. O da tabii eski bir yıllanmış bir evliliğin rahatlığı içinde bunu söylüyor. Yani biz karı koca kavga ederiz de barışırız anlamında konuştu. Genel manada halkımız doğru söylüyor yani bazen saç çekmekle ilgili mahkemeye gitmek bir bahane, işin son yani damlası, bardağı taşıran son damla da demek istiyorlar. Yani durup dururken karı koca niye için mahkemeye gitsin? Bazen kavga olur, gürültü olur ama tabii şiddet olmaması lazım. Ama her ailede 30-40 yıllık evlilikler vardır yani. Eşinizle günün birinde bir atışmada bulunursunuz. Hepimiz için geçerli, hepimiz 30 yıllık evliyiz yani her birimiz. Onun için elbette ki bazen söz olabilir ve ama... Haddi aşmamak gerekiyor diye söylemiş olayım. Bir telefon var, hemen alalım bakalım. Alo. Efendim, beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar sesi alamadık henüz. Alo. Sanıyorum bir daha alo diyelim son bir kez. Sesim geliyor mu efendim size? Evet geliyor. Tamam. Az önce kesik kesik geliyor. Tamam hanımefendi, sizi duyuyoruz şu anda. Buyurunuz. Buyurunuz. Hocam merhaba. Merhaba, iyi sabahlar dilerim, iyi cumalar dilerim. Sağ olun. Ben size çok soru sormak istiyorum da kısa tutmak istiyorum. Tamam, buyurunuz.
Benim bir kızım var, hasta, leşeme hastası. Evet, ben bu kızım hasta, leşeme hastası. Sadece ben ilgileniyorum kızımla. Sadece ben. Bir babası var. Bize faydası sağlanmıyor. Kusura bakma, heyecanlıyım hocam. Ya buyurun. Eşiniz yani... Babası bize bakmıyor, etmiyor. Yani ilgilenmediği de sadece bize zarar veriyor. İçki içiyor, kumar oynuyor. Yani her pislikte var. Ben kızıma bakıyorum, ilgileniyorum. Ama sadece diyor ki senin yüzünden kızım hasta oldu. Sen ilgilenmiyorsun. Yani ben nasıl anlatayım bilmiyorum. Heyecanlandım, anlatamıyorum. Kusura bakmayın. Bacı, Allah kızınıza şifa versin inşallah. Amin. Eşinizin bu cümleleri doğru cümleler değildir. Yani en azından size katkıda bulunması gerekiyor. Maddi yani ve manevi olarak. Şekilde maddi manevi hiçbir şekilde yardımcı olmuyor bana. Sürekli hem ben kızımla ilgileniyorum, hem bir tek şiddet görüyorum. Bir de ben onunla zorla evlendim, istemeyerek evlendim. Şimdi kötü olan ben oldum, mağdur olan ben oldum. Peki sizin aileniz yok mu ya, çevreniz? Ailem var, çevrem var ama hiç kimse hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Yani olur aslında, bizim toplumumuz yardımı seven bir toplumdur. Sen doğru, onlara... Doğru ama ben birkaç defa yani valiye bırak gittim. Yani her yere başvurdum, ne olur Allah rızası için hasta kızım için bana yardım edin. Benim için değil, kızım, hasta kızım için bana yardım edin. Hiçbir şekilde hiç kimse bana yardımcı olmadı. Yani tabii sağlıkla ilgili problemler biliyorsunuz artık rahatça telafi olunabiliyor. Böyle eskiden gibi sıralar beklenmiyor, birikimler olmuyor. Biliyorum bunu hastalara... ama maddi manevi yani çok zorundurum. Yani benim tavsiyem size... eşyaları bile sattı. Anladım. Yani niye böyle yapıyorsun diyorum, diyor sen anne. İşte, niye böyle yapıyorsun diyor, sen karışma, defol git buradan. Eşinizde problem var. Yani oturup evet, bence... Evet diyorum, yani kızın hastaneye böyle yapıyorsun diyor, ölsün diyor. Ben ne yapayım bu adamla hocam? Söyleyin yani, bacı, kızım hasta olmasa ben hiçbir şekilde katlanmazdım ona. Bacı, boşanın madem öyleyse. Yani evlenmek zorunda değilsin, boşanın. Kızınızla daha çok yoğunlaşın. Bu konuda devletin birimleriyle görüşün, kaymakamlıkla, belediyelerle görüşün. Görüştüm hocam, kaç defa ben gittim, talepte vururdum. Hani beni evden kovdu, gittim kızımla gittim, oraya kadar gittim, mahalleye kadar gittim. Ne olur Allah rızası için yardım edin. Ama var da devletin böyle bakım evleri var bacı, biliyorum ben. Yani doğru yere başvurduğunuzda mutlaka size yardımcı olurlar. Arkadaşlarımız da sizi yönlendirsinler en azından. Ben inanıyorum ki bir çözüm yolu bulacaksınız. Çünkü kimsesiz kalan, evden kovulan hanımların, kadınlar için kiralanmış olan daireler var, evler var. Orada kalıyorlar, kendi aralarında kalıyorlar. Bunları biliyorum ben. Yani siz belki tam bilgi alamamış olabilirsiniz. Yeniden en azından bilgilenmek niyetiyle gidiniz. Ha, işin dini boyutuna gelince Allah onu ıslah etsin de diyebilirim. Allah kızınıza şifa versin. Siz böyle bir durumda boşanma isteğine sahipsiniz, hakkına sahipsiniz. Dilerseniz boşanırsınız. Kimsenin buna bir şey deme hakkı yoktur ama önemli olan kızınızın tedavisi ve... Kızım yani yine hastalığı tekrarladı. Hmm. Peki, bana işin hangi boyutunu soruyorsun, ne yapayım diye? Yani ne yapayım yani babasından kalma dökük bir ev var, onu da bize çok görüyor diyor, defol git, ben bu eve kirayı vereceğim, kendime bakacağım. Tamam bacı, yani yapacak tek şey mahkeme gidip boşanmak. Başka ne diyebiliriz ki yani? Ben kızım hasta olduğu için onu rezil etmek istemiyorum ama zorla o diyor ki... He. Yani biz... Ben kızım için çabalamak zorundayım ben. Tamam ama yani şimdi telefonda sadece konuşmakla bu iş hal olmaz. Onun için sizden ricam, mahallenizin muhtarıyla görüşün. Sizi tekrar bir araya getirsinler. İşin ciddiyetini onlara anlatın. Yani... sizi yetkili olan yerlerle görüştürsünler, yapılabilecek olan şeyi yapmaya çalışsınlar. Sadece biz telefonla şunu yap bunu yap desek sonuç alamayabilirsiniz, yeterli olmayabilir. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar da telefonunuz kalırsa biz arkadaşlarımız en azından sizleri yönlendirmeye gayret etsinler. Herhalde arkadaşlar anlamışlardır, ona göre hareket edecektir. Bir telefon daha var, onu da alalım. Biz üzülüyoruz böyle şeylere tabii, üzülüyoruz. Mübarek cuma sabahı böyle bir hanımefendinin böyle bir sıkıntısı insanı tabii ki üzüyor. Yani baba bunu yapar mı? Bir baba bunu yapmaması lazım.
Belli ki hanımefendi çaresiz ama doğru yerlere gitmesi lazım. Devlet bunları çözüyor. Gücü devlet, devlet elini uzatıyor. Devletin elhamdülillah imkanları var. İyi niyete, hastalarımıza yöneliliyor. Ricam bu hanımefendine veya tanıdıkları varsa bu hanımefendinin, şu an bizi dinlediği için de çevre durumunu bilenler vardır. Lütfen doğru yerlerle hanımefendi görüştürsünler, sonuç alabilsin. Sadece yani bir kadın tek başına yakınıyor, ne yapsın yani? Babada sorumluluk yoksa, akıl yoksa, şuur yoksa, kadın tek başına ne yapsın ki? Evet, bir telefon daha var. Alo. Alo. Hanımefendi buyurun, buyurunuz. Hocam hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Hayırlı yayınlar, sizin hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam ben 30 senelik eşim benden ayrıldı, boşadı beni. Haberim olmadı beni boşadı. Bana bir hak tanıtmadı, bir hak vermedi. Kızımla beraber beni sokağa attı. Ne yapmalıyım ben bunu? Bacı seni resmen mi, dinen mi boşadı? Beni dinle boşadı. Dine resmen evli değil misin onda diye resmi olarak? Resmi nişanımız da var idi. Ben haberim olmadan her şeyi getirip bitirdi. Her şeyden memnun oldu, bu durumda bıraktı. Hacı resmi, yani resmen resmen sen mahkemeye çıkmadın, nasıl boşandın? Mahkemeye beni silah gücüyle çıkarttı mahkemeye. Ne yaptı mahkeme anlamadım. Olayına. Mahkemeye beni çıkarttı, silahla çıkarttı. Beni tehdit edip de çıkarttı, oğlanlarıyla beraber. Evet, siz... Bunun evi var. Ben ev iste, hak isterim. Bize hak vermedi. Beni tehditle beni çok maddi durumda bıraktırdı. İllallah dedi ki, sen imza dilekse vermişim, boşanma davasına. Vermesen seni öldürdüm. 30 seneli niçin, eşim benim. Artık niçin böyle bir şey yaptı? Niçin böyle bir şey yaptı bacı eşin? Vallahi hocam bilmiyorum. Biz ev istedik. Onun varı var idi. Evet. Ay dedim, bize bir ev ver, bizim ikinci evliliğimiz idi. Evet. Vermedi bizi. Bizi silah yüzüyle beni zorla sehte yapardı mahkemeye. Benim haberim olmadan. Senin çocuk küçük, silah... küçük. Senin küçük çocuğun var, çocukların büyük mü? Ben bir kızım var. Evet. Bir kızım var, büyüktü, 25 yaşındadı. Kızın sana baksın, çalışıyor mu kızın bir yerde? Hocam kızım evlenipti. He. Kızım Urfa'da evlendi. Eşi de peki, cezaevinde peki. Çok maddi durumdayım. Peki, peki senin başka akraban yok mu? Ya aklı başında senin bir çocuğun yok mu? Yani sana bakacak çocuğun yok mu? Kimsem yoktu. Bu boşanma yüzünden herkes benden düşman oldu. Benden, kardeşlerim benden konuşmadı. Herkes benden düşman oldu. Yani seni haksız mı görüyorlar? Nedir yani? Niye sana düşman oldular akrabaların? Vallahi dedi, o seni boşurdu. Sen niye boşandın? Boşanmayacaktın. Silah yüzüyle beni tehdafardı geçti boşatmağa. Ben de korkumdan, kimsem de olmadığı için korkumdan geçtim, boşandım. Şimdi bana bir hak vermedi. Bir hak tanıtmadı. Öyle öyle çocuklar beni tehdit altında saklıyor ki. Bacı Allah şuur versin, Allah akıl versin. Ne diyebilirim ki ben yani? Dinen, tabii ki dini açıdan soruyorsanız, madem boşanmışsınız, sizin kendi başınıza bakma çareniz, kendi çarenize bakmanız, onu bir çare bulma hakkınız var sizin. Bir, iki, diyeceğim ki çocuklarınız size yardım etsin, çocuklarımda hayır yok diyorsunuz. Kocanız size bir ev bark versin diyecek oluyorum. Ya adam zengin ama benim elimdeki evi de aldı diyorsunuz. Yani Allah yardımcınız olsun, ne diyebilirim ki ben? En azından sizin akrabalarınız yardım etsin diyorum. İçimden geçiyor diyorsun ki, akrabalarım niye boşandın diye bana kızıyorlar. Sizin şartlarınızı bilmeden konuşuyorlar. Yani Allah size bir çıkış yolu nasip eylesin inşallah. Gidin mahkemede hakkınızı arayın diyeceğim. Beni silah zoruyla boşattı diyorsunuz. Yani o zaman bir şey de sormak isterim. Buyurun. Ben bu boşandım, ben gittim savcıya versem, onu tekrar versem, ben ona hak talep edebilir miyim? Onu avukatla görüşmen lazım, onu biz bilemeyiz tabii ki. Ama avukatla görüşün, derdinizi anlatın, avukat sizi dinlesin. Ben avukat değilim çünkü. O size mutlaka bir çözüm yolu size söyleyecektir inşallah. Allah yardımcınız olsun. Ama danışın etrafınızda, bu işi bilenlerle danışın, konuşun, bir çıkış yolu bulursunuz. Teşekkür ederim. Selim Sırrı Tarcan İlkokulu var. Bugün Esma Öztecim hanımefendi hocamız var. Bugün öğrencilerimiz, küçük öğrencilerimizle konuşacağız. Onlardan biraz soru alacağız. Sonra da yine bir iki röportajımız var. Onlara devam edeceğiz. Selim Sırrı Tarcan
ilkokuluna geçiyoruz efendim. Evlatlarımız bakalım sorularımızı nasıl soracaklar bizlere. Hocam öncelikle merhaba. Din şu anda en büyük sömürü kaynaklarından biri. Allah kötü insanlarla karşılaştırmasın. Esma Hocam, iyi sabahlar diliyorum size ve öğrencilerinize. Allah mutluluk, esenlik versin. Hiç müdahale etmeyeceğim. Efendim, mikrofon elinizde, sorularınızı sizin ve öğrencilerin sorularınızı alabiliriz. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar Nihat Hocam. Burası Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu. Buradan bağlanıyoruz şimdi sizlere. Öğrencilerim sizlere sorular soracaklar. Birinci sınıflar ve çok heyecanlılar. Ben Esma Öztecim. Sınıf öğretmeniyim. 1D sınıfını okutuyorum. Şimdi teşekkür öğrencilerime ederiz. Sizlere sorular sormak için size yönlendiriyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Benim adım Elif. Bir yemeği, bir nimeti yere atarsak neden günah olur? Ha, yemeği yere atarsak ne olur diyorsun. Yemeği yere atarsak yemeğe saygısızlık olur. Yemeği yere atmamaya çalışacağız. Yani yiyebileceğimiz kadar tabağımıza alacağız kızım. Doymazsan bir daha alırız ama tabağı çok doldurmayacağız. Başlarken Bismillah diyeceğiz. Allah'ım sana şükür olsun bize bu güzel nimeti verdim diyeceksiniz. Annenize anneciğim eline sağlık diyeceksin. Babanıza babacığım teşekkür ederim bize bu yemeği getirdiniz diyeceksiniz. Elinizi yıkayacaksınız güzel bir şekilde. Yemeği izleyeceksiniz. Ondan sonra elinizi ağzınızı yıkarsınız ve yemeği de yere atmazsınız inşallah. Tamam mı canım? Tamam. Tamam. Hayır cumala, benim adım Ömer Süphan Acur. Hep ben geceleri rüya görüyorum. Korkularımı nasıl yenebilirim? Neyle ilgili korkuların var senin? Korkular, neden korkuyorsun sen? Rüya mı görüyorsun yoksa canavarlardan mı bir şey mi korkuyorsun? Neden korkuyorsun? İşte böyle bir yıralar işte. Yılanlar ve benzeri gece rüya görüyor, bu şeyden korkuyor. Yani ben rüyalar görüyorum. Tamam ama rüyada kalan rüyada kalır zaten. Gerçek hayatta, rüyayla gerçek hayat aynı şeyler değildir. Yılanlar falan da şimdi şehirde yok zaten. Onun için korkmana gerek yok. İnşallah sen aklınla kendi korursun, Allah da seni korur. Ama senin dişlerini fareler mi yedi? Dişlerin gitmiş. Niçin dişlerine dikkat etmedin? Hay onlar süt dişi. Hay onlar süt dişi. Ha, yeniden çıkacak dişlerin. Hadi bakalım. Peki. Allah hayırlı ömürler versin sana. Evet. Hayırlı cumalar. Benim adım Ece Aslı. Neden yemek yemeden önce besmele çekmeliyiz? Ha, neden yemek yemeden önce besmele çekmeliyiz diye soruyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir teşekkürdür sevgili kızım. Yani bize bu güzel her şeyi, sana anneni veren, sana babanı veren, arkadaşlarını veren, öğretmenini veren, güzel bir okul veren yüce Rabbimiz var. Bizi yaratan bir Allah'ımız var. Hepimizden de güçlü olan, her şeyi yapan. O Allah'a teşekkür ediyorsun. Besmele demek teşekkür etmek demektir. Allah'ım bu güzel şeyleri bana verdiğin için sana teşekkür ediyorum mahiyetinde. Güzel bir şey. Onun için biz teşekkür edeceğiz. Hani arkadaşın sana bir kalem verdiğinde teşekkür etmiyor musun arkadaşına? Ediyorsun. Baban sana meyve getirdiğinde eve meyve aldığında teşekkür etmiyor musun? Ediyorsun. Allah'a teşekkür etmek de Bismillahirrahmanirrahim demektir. Bunu söylediğinde de inşallah Allah daha güzel şeyleri sana ileride verir, lütfeder. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Benim adım Ela Tulum. Babamız namaz kırarken neden üstüne çıkmamalıyız? Baba neden çıkmamalıyız üstüne? Babamız namaz kılarken niçin üstüne çıkmamalıyız? Çünkü babanız o anda bizi yaratan Yüce Allah'a ibadet yapıyor. Ona kendini anlatıyor. Ondan bir şeyler istiyor. Namaz Allah'tan bir şeyler istemektir. Dua etmektir. O anda babanızı
eğer rahat bırakırsanız hani ibadetini güzel yapsın diye. O nedenle mesela yemek yerken babanızın sırtına çıkarsanız babanız kızım bir in bakayım yemek yiyeyim sonra konuşuruz der size. Bu da böyle bir şey yani onun için ama babanızın sırtına çıkarsanız namaz kıldığında namazı bozulmaz. Annenizin sırtına çıktığınızda annenizin seccadesini çekiştirdiğinizde yapmayın da yaparsanız namaz bozulmaz. Ancak doğru olan namaz kılarken onları rahat bırakmak daha iyidir. Siz de onları ne yaptığına şöyle bakın, seyredin onları. İleride büyüdüğünüzde inşallah sizler de ibadetinizi yaparsınız inşallah. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Başka bir soru daha alabiliriz. Hayırlı cumalar. Benim adım Taylan Özgür Çalın. Sokak hayvanlarına sıvı mama verdim. Bu iyilik sayılır mı? Sokak hayvanlarına su mama verdim. Bu iyilik sayılır mı? Aferin, aferin, aferin. Sen çok güzel bir şey yapmışsın. Sen çok akıllı bir delikanlısın. Yani senin yaptığın şey örnek olmalı diğer delikanlılara. Tabii ki sokak hayvanlarına su vermek, mama vermek, yemek vermek, onların sıkıntılar varsa onu mesela diyelim ki kedinin ayağına diken battı mesela. Gördün o dikeni çıkardın. Değil mi? Veya susamış ona su verdin. Veya yemek ihtiyacı hissediyor, miyavlıyor. Aç kaldığını hissettiniz ona mama vermek. Veya ona mesela bir barınak yapmak böyle bahçede. Diyelim ki bir kediye bir köpeğe barınak yapıyorsunuz veya bir barınak koyuyorsun. O barınakta kışın uyusun yatsın diye. Bunlar hepsi çok güzel şeyler. Çok da Allah'ın sevdiği şeyler, büyük iyilikler. Allah bundan son derece memnun kalır, razı olur. Senin için de çok iyi olur. Çok iyi bir şey yapmışsın, güzel şeyler yapmışsın. Bunları yapmaya devam edin. Sokak köpeklerine, sokak hayvanlarına, kedilerine mutlaka sahiplenin. Evet, teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Merhaba, benim... Hayırlı cumalar. Benim adım Kerem Özcan. Biz ne yaparsak Allah bizi sever. Biz ne yaparsak Allah bizi sever, Allah'ın sevgisini kazanırız. Öncelikle biz Allah'ı seveceğiz. Bizi yarattığı için Allah'ı seveceğiz. Babamızı seveceğiz, annemizi seveceğiz, arkadaşlarımızı seveceğiz, okulumuzu seveceğiz, öğretmenimizi seveceğiz, hayvanları seveceğiz, iyi insanları seveceğiz, kötü şeyler yapmayacağız, birbirimizi kırmayacağız, ihtiyacı olan arkadaşımıza yardımcı olacağız, okulda derslerimizi paylaşacağız. Böylece Allah'ın sevdiği bir insan olmuş oluruz. Allah'ın sevgisini kazanmış oluruz. İyi insan olursan Allah'ın sevgisini kazanırsın. Teşekkür ederim Esma Hocam. Teşekkür ediyoruz öğrencilerinizin güzel sorularından dolayı. Sizlere de başarılar diliyorum hayatınızda. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz Nihat Hocam. Çok teşekkür ederiz bize bağlandığınız için. Tüm ATV çalışanlarına ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri okulumuzda da bekliyoruz. Hayırlı cumalar. Allah yardımcınız olsun. Allah bağışlasın evlatlarımızı. Ben de teşekkür ediyorum hanımefendi. Hocam Allah size de hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Eğitim camiamıza da tabii ki sevgilerimizi iletiyoruz sevgili kardeşlerim. Şimdi sahte mehdiler çoğalıyor çünkü ruh dengesi bozukluğa da çoğalıyor. Eskiden de yok değildi, vardı. Benzeri olaylarla ben Diyanet'te çalıştığım dönemde de bize gelip de ben Mehdi'yim diyenler oldu. Oturduk, sohbet ettik, çay içtik, gönderdik Mehdi'leri. Bugün yoklar zaten. Sahte Mehdi'lik bir tabii hastalık belirtisidir. O sıradan bir insan ben Mehdi'yim demez. Peki Mehdi nedir? Tabii ileride, kıyamete yakın dönemlerde olağanüstü olaylar olacak. Bu olağanüstü olaylardan biri de Mehdi ile ilgili hadislerdir. Biri gelecek, Müslümanları toparlayacak ve kargaşanın, kaosun olduğu bir dönemde Müslümanlar netice itibariyle mutlu bir dönemi yakalayacaklar. Bu Mehdi ile ilgili bir hadislerdir. Şu anda çok teferruatına girmeyeceğiz tabii ki. Ama piyasada kendini Mehdi zanneden, kendine bir görev verildiğini zanneden yığınla insan vardır ki bunların çoğu eğer kontrol edilirse psikolojik travma geçirdikleri, psikolojik problemlerin olduğunu bunların görebilirsiniz. Bir dönem bağırıyorlar, çağırıyorlar. İşin kötü tarafı bunlar olabilir. Yani psikolojik dengesizliği olan, savrulmuş olan insanlar olabilir ama problem orada değil. Problem bu insanların arkasından giden insanlarda problem var. Nasıl böyle bir şizofren diye tanı koyabileceğiniz
insanlara nasıl insanlar inandı, nasıl arkalarından inandı, nasıl ben insan toparlayacağım diyen herkes arkasında bir sürü insan bulabiliyor. İşte bir akıl tutulması burada söz konusu olabiliyor. Allah benzeri şeylerden bizleri hepimizi muhafaza eylesin. Bu konuda biliyorsunuz bizim televizyonumuzda da başarılı bir program yapan araştırmacı gazeteciliği vasfıyla da hakikaten başarılı olan Müge Anlı hanımefendi ile arkadaşlarımız konuştular. Onun programında da bu tür vakalar biliyorsunuz oldu. Onun bir değerlendirmesini alalım sonra konuşalım. Hocam öncelikle merhaba. Programda görüyorum ki insanlar bu tip şeylere, hurafelere inanıyorlar. Çünkü din şu anda en büyük sömürü kaynaklarından biri. Dini değerlerini insanların kullanarak bu şekilde onları sömürecek kişiler korkutarak, özellikle bunun altını çiziyorum, korkutarak onları kullanıyorlar ve bazen mallarını bazen de canlarını alıyorlar. Evet, doğru diyor. Yani bazen ürküterek, bazen nasıl korkutuyorlar? Yani fiziki olarak silahını başına belki dayamıyor ama sana diyor cinleri salıveririm. Cinler senin emrinde değil ki. Yok öyle bir şey yani. Yok senin geleceğini karartırım diyor. Geleceği kimse karartamaz. Gelecek Allah'ın kontrolünde. Benzeri şeylere karşı uyanık olunuz. Hazreti Mehdi yok şu an. Yok. Mehdi diye bir şey yok şu anda. Yani şu Mehdi diye bir şey yok derken Mehdi anlayışını, hadislerdeki Mehdi anlayışını inkar etmiyorum. Ama Mehdi yok. 100 senedir, 1000 yıldır Mehdi'yim diyen insanlar çıktı. Hani Mehdi? Şartlar ortada belli. Ahir zamanda gelecek, me'luf olmayan, alışık olunmayan bir dönemin olağanüstü olaylarından biridir. Kıyamete ramak kala. Evrenin bütün dengesinin bozulduğu bir dönemde kıyamete bir adım kala olacak olan olaylardır bunlar. Onun için bir Mehdi yok. Şu anda Mehdi de doğmuş değil. Şu anda bir Mehdi beklentisiyle böyle bir görevimiz yok. İslam bize oturun Mehdi bekleyin, Mehdi'yi gözleyin, Mehdi'ye taht hazırlayın demiyor. Öyle bir şey yok. Zamanı gelince Allah kimi gönderecekse gönderir. Ama biz bir Mehdi beklentisinde değiliz. Herkes bir Mehdi gibi kendine düşen görevini yapmaya devam edecek ve Allah'a sığınacak. Yapması gereken o. Evet. İzleyicilerim de bilir, ben çok dua ediyorum. Ama her olaya göre ayrı ayrı dualarım var. Galiba özellikle bu programı yaparken en doğru dualardan birinin Allah kötü insanlarla karşılaştırmasın olduğunu düşünüyorum. En çok ettiğim dua bu. Rabbim kötü insanlarla karşılaştırma diyorum. Bir de yanıltma, şaşırtma diyorum. Doğru söylüyor. Yani ben teşekkür ederim Müge Hanım'a bu güzel söyleşine, kısa ama güzel söyleşinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, Allah bizi şer ve kötü insanlarla muhatap etmesin. Allah onların şerrini def etsin, onları kendileriyle meşgul etsin. Küçük bir dua var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti Peygamber'in çokça yaptığı ve bize yapın dediği bir dua. Efendim, Hazreti Peygamber'e sorduğu, Hazreti Abbas'ın sorduğu söylenir. Nasıl dua edeyim? El affe vel afiye diyor. Yani Allah'tan bağışlanma ve afiyet dile diyor Peygamberimiz. Evet. Bu başka bir dua. Bu büyüklerin dualarından birisi. Bu evet, bunu da verelim. Arkasına diğer duayı verelim. Peki. Arkadaşlar verin o duayı, verin. Onu verin. Arkasına diğer dua gelecek zaten. Ya Rabbi, Peygamberi Muhammed'in istediği her türlü hayrı, güzelliği istiyoruz. Ya Rabbi, Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem neden sakınmışsa biz de ondan sana sığınıyoruz. Onu istiyoruz ve yine Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neden sana sığınmışsa biz de ondan sana sığınıyoruz. Allah'ım sen yardım edersin, güç ve kudret yalnız sana aittir. Tirmizi'nin rivayeti. Efendim, bu duanın büyük faydaları vardır. Fakat ikinci dua, bir adam Peygamberimize geldi. 3 gün üst üste arayla dedi ki bana bir dua öğret. Bana bir dua öğret. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, bakın o dediğim rivayet. 3 gün üste geldi, Resulullah'tan dua istedi. Her seferinde Peygamberimiz bu duayı okumasını emretti. Hangi dua? Allah'ım af ve afiyet ver. Afiyet sağlık demek. Af nedir? Bağışlanma. Demek ki Allah'tan sıhhat isteyeceğiz. En büyük nimet sıhhat değil midir?
Allahümme erzukna temamen nimet ve devamel afiye. Nimetini tamamla, afiyeti daim kıl diyoruz. En güzel şey Allah'tan afiyet dilemektir. Bugün gazetedeki yazılarımızı sizin de şöyle kısa hemen göstereyim hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden. Sevgisiz insanlar çoğaldı. Allah'ın zatını düşünün diyorum gazetedeki yazımızla. Kainata ait bazı örnekler bugün veriyorum. Efendim bunları bugün gazetemizde zaten okursunuz ve paylaşırsınız diyorum. Pazar günü saat 10'da, sabah saat 10'da yine önemli söyleşilerimiz var. Onları izleyiniz. Pazar günü saat 10-11 arasında yine ATV'deyiz. Peşembe akşamları 00:20 civarında yine ATV'deyiz. Cuma sabahları 8:30'da yine ATV'deyiz. WhatsApp mesajlarınızı bekliyoruz. Dualarınızı, görüntülerinizi bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Allah sizi, bizi, hepimizi her türlü kötülükten, şerden memleketimizi muhafaza eylesin. Güzel günler görmeyi nasip eylesin. Birlik, beraberlik içerisinde. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.